İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Said İravani, Gazze'de ateşkes ve İsrail'in işgalini sona erdirmesi karşılığında bu ülkeye saldırı niyetinden vazgeçeceğine dair iddialara ilişkin Al Jazeera'ya açıklama yaptı. İravani, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kalıcı olarak durdurması halinde Tahran'ın İsrail'e saldırmaktan vazgeçeceğine dair iddiaları yalanladı. İsrail'i cezalandırmakta kararlı olduklarını belirterek, "Önceliğimiz saldırıların kalıcı olarak durdurulmasını ve Gazze'deki işgal güçlerinin geri çekilmesini sağlamaktır. Ayrıca önceliğimiz Şehit Haniye suikastine karışan saldırganların cezalandırılmasıdır. Diğer önceliğimiz ise İsrail rejiminin terör saldırılarının tekrarını önlemektir" ifadelerini kullandı. İsrailli emekli tümgeneral Yitzhak Brik de, İran ve Hizbullah'a yönelik herhangi bir önleyici saldırının İsrail ordusunun altından kalkamayacağı bölgesel bir savaşa yol açacağını söyledi. Brik, Tel Aviv'in ABD desteği olmadan bu savaşta tek başına ayakta kalamayacağını söyledi. Konuya dair açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby ise konuşmasında, İran'ın İsrail'e saldırmaya karar vermesi durumunda vekil güçlerinin bu saldırıya katılmayacağını varsaymak aptallık olur. Biz bu topyekün saldırıya karşı hazırlıklıyız ifadelerine yer verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'a seslenerek İran Cumhurbaşkanı'na intikam döngüsünü durdurması ve gerilimin yeni bir tırmanışını önlemesi çağrısında bulunuyorum dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da İran Siyonist rejimin eylemlerine yanıt vermek için doğal haklarını kullanacaktır yanıtını vererek geri adım atmayacakları mesajını verdi.